Türk siyasetinin önemli kadın figürlerinden merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hayatını kaybetti. Vefat haberini Rahşan Ecevit'in kurucusu olduğu DSP'nin genel başkanı Önder Aksakal paylaştı. 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle yoğun bakımdaydı. Ressam, yazar ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Rahşan Ecevit, 14 Kasım 1985'te Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve genel başkanlığını üstlendi. Selanik'ten Giresun'un Şebin Karahisar ilçesine yerleşen bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit, Robert Koleji'nden mezun oldu. Aynı okulda okuduğu Bülent Ecevit'le de 1946'da evlendi. Bülent Ecevit'in ölümüne kadar eşinin yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit'in eşine duyduğu sevgisi de en az siyasi yaşantısı kadar çok konuşuldu. Eşinin ölümü sonrası Emrahan Halıcı'yla Bülent Ecevit Vakfı'nı kuran Rahşan Ecevit, vefatına kadar vakıfta çalışmalarını sürdürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve bazı siyasetçiler Rahşan Ecevit'in vefatına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Ankara'ya Rahşan Ecevit'in hayatını kaybettiği hastaneye gidelim şimdi. A Haber ekibinden Murat Sekban bizi bekliyor. Murat, seni dinleyelim. Hikmet Öztürk, Türk siyasetinin önemli figürlerinden eski başbakan Bülent Ecevit'in de eşi Rahşan Ecevit, dün saat 21.10 sularında çoklu organ yetmezliğiyle tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybettikten sonra sevenleri ve siyasetçiler de yine bu hastaneye gelmiş, yakınlarının yanında olmuşlardı. Öte yandan yine cenazeye ilişkin herhangi bir paylaşımın bulunmadığını da belirtelim. Bugün ya da yarın defnedilmesi bekleniyor Rahşan Ecevit'in. Ancak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal aslında açıklamıştı. Rahşan Ecevit'in son isteğini eşi Bülent Ecevit'le aynı kabire defnedilmek istediğini belirtti. Tabii bunun için de Cumhurbaşkanı ve hükümetten izin çıkması bekleniyor. Eğer onay çıkarsa Bülent Ecevit'le aynı mezarda yatacak. Rahşan Ecevit eğer onay çıkmazsa da Gölbaşı'nda bulunan aile mezarlığına defnedilecek. Yine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde yine DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da gelmişti. Yine siyasetçilerin de an be an hastaneye geldiğini de belirtmiş olalım. Bizler de hastane önündeki nöbetimizi sürdürüyoruz. İlerleyen dakikalarda cenaze törenine ilişkin yeni bir detay, yeni bir gelişme olunca sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.